Merhaba, ben Serap Özçelik. Türkiye'den yarışıyorum. 50 kiloda ülkemizi temsil ediyorum. Karate hayatına 12 yaşında başladım. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine başladım. İlk başlarda annem karate olduğu için çok fazla istemedi. Çünkü dedi sana zararı olur, işte burnunu falan kırarlar tarzında bir şey söyledi. Ama daha sonrasında baktı tam tersi, çünkü bizim sloganımız kontrolsüz güç güç değildir. O yüzden biz bunu yapıyoruz. Hem bedenini terbiye ediyorsun hem ruhunu terbiye ediyorsun. Babam çok destekliyordu. Zaten bütün müsabakalarıma geliyor kendisi. İlk uluslararası derecem 2005 yılında Yunanistan Atina'da gerçekleşti. Orada birinci olmuştum. Ve o zamandan bu zamana, yani 13 seneden beri milli takımda yer alıyorum. Karate sporunu çok seviyorum. Özellikle o kürsüde, birincilik kürsüsünde olunca o duygu yaşamayı çok seviyorum. Hedefimde olimpiyatlar var. Daha sonrasında karateyi noktalayıp beden eğitimi öğretmeni olarak hayatıma devam etmek istiyorum. Şu anda da beden eğitimi öğretmeniyim zaten. Daha ötesi yok. Dünya şampiyonu oluyorsun. Bizde en fazla dünya şampiyonu olabiliyordun. Ama şimdi buna olimpiyat şampiyonu da eklendi. Ben Avrupa şampiyonluğunu, dünya şampiyonluğunu elde etmiş bir sporcu olarak olimpiyat şampiyonluğum yok benim. Bir sporcu için gerçekten çok zor ama ben buna hazırım. Psikolojik olarak, fiziksel olarak da hazırım. World champion. Convincing win at the end of the day. Karateciyim ama hayatımda daha bir kişiyle bile kavga etmedim. Çünkü başıma böyle bir şey gelmedi. Bir keresinde yaşadım. O da üniversiteye gidiyordum. İki tane erkek geliyordu karşıdan. Elinde sopa vardı. Ve o sopayı benim kafama değdirdiler. Refleks olarak döndüm, sopayı aldım. Bir baktım zaten kaçmışlar. Onda da bir şey yapmama gerek kalmadı. Bir tek bunu yaşadım. Ama korkuyor musunuz diye soracak olursan kesinlikle korkmuyorum. Çünkü dışarıda rahatça yürüyebiliyorum istediğim saatte. Farklı ülkelerin kültürlerini almaya, öğrenmeyi seviyorum. Sporcu kimliğimle birçok ülkeye ziyaret ettim. Ama İstanbul gibisi yok. Kendimi başka bir şehirde, başka bir ülkede hayal edemiyorum. Karate One ve Premier League'ler gerçekten çok önem arz ediyor. Olimpiyatlarda yarışabilmemiz için bunlarda mutlaka başarılı olmamız gerekiyor. O yüzden dünya şampiyonası gibi gerçekten çok önemli. Zaten bizim hazırlığımız da Karate One ve Premier League'ler için oluyor. Karate yapıyoruz. Daha sonrasında karatenin ardından kendi spesiyal tekniklerimiz var bizim, en iyi yaptığımız şeyler. Ve ben genelde Ozuki, Urama Vaşi ve Kizame Vaşi tekniklerini kullanıyorum. Daha çok yeni teknikler eklemektense bu tekniklerin üzerine gitmeyi düşünüyorum. Çünkü vücuda yeni bir teknik adapte etmek gerçekten çok zor. Yeteneğim vardı, herkesin bir yeteneği var. Benim de spora vardı. Ve küçüklükten beri söylediğim şey şuydu, ben beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum. Başka da bir şeye yeteneğim olduğunu sanmıyorum, o yüzden hiçbir şey yapamazdım.